tarikata girenin imtihanı çok olacak, efendim dertleri artacak, olur mu? O zaman dünyanın en dertli insanı Şahı Nakşibend olurdu. Derdi olan bir insan başkasına nasıl enerji yetirecek? Öyle bir şey yok. Ha, Allahu Teala Celle Celaluhu sevdiklerini imtihana tutar diye bir haber var ya, bu imtihanı Allahu Teala verirken, yaparken onları yalnız bırakmaz. Rahmetine eriştirir. Eyyûb Aleyhisselam'ın bütün vücudu kurt olmuş. Oturuyorken 7 yıl sürmüş. Oturuyorken bir gün kurtlardan biri yere düşmüş. Eyyûb Aleyhisselam eğilmiş, yerden kurdu almış, yerine koymuş. Bütün bedeni canı yanmış, titremiş böyle. Ya Rabbi demiş, bütün bedenim kurt, göz kapakları ve göz bebekleri hariç. Ben bundan bir acı duymadım. Yere düşen kurdu aldım, yerine koydum. Bu ne kadar acıdı demiş. Allahu Teala da bedenindekileri sana ben verdim. Benden gelen seni acıtmaz. Yerden düşenin görevi bitmişti. Onu aldın, yerine koydun. Senden geldi. Senden gelen sana acı verir demiş. Biz bunu yanlış algılıyoruz. Tarikata girenin sıkıntısı, derdi artmaz. Öyle olsaydı dünyanın en dertli adamı Gavs Hazretleri olurdu. Gavs Hazretleri de himmet ya Gavs dendiğinde, ya bırakın beni, canımı sıkkın zaten, bugün derdim var falan sofilerine bakmazdı o zaman. Öyle bir şey yok yani, anladınız mı? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir bayan sevdalısı, babası ölmüş, yani kocası ölmüş, oğlunu Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne mürit yapmak istemiş. Gelmiş demiş ki, Efendi Hazretleri, benim oğlum size mürid olsun. Hem babası rahmetli, hem ben ondan manen istifade ederim. Olur kızım demiş. Müridliğe kabul etmiş. 1 hafta 10 gün, 1 ay geçmiş. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene geçmiş. Annesi ziyarete geldikçe, yahut çocuk annesini ziyarete gittikçe her gün zayıfladığını görmüş çocuğun. Artık, oğlum ne yapıyorsunuz siz burada, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? İşte anlatmış çocuk bir şeyler. Neyse, ne var, ne yok, ne oluyor gibi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni ziyarete gitmiş kadın. O arada bakmış ki Abdülkadir Geylani Hazretleri önüne konmuş tavuktan şöyle bir budunu koparıp bir diş atmış böyle. Onu çiğnemiş. Efendim oradan bir tane seyretmiş kadın. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir tavuğun yarısını götürmüş. Kadın demiş, benim oğlum zayıflarken sen... Abdülkadir Geylani Hazretleri kemiklerin üzerine eli koymuş. Senin oğlun da böyle olsun. Kum biiznillah demiş. Tavuk kalkmış, koşarak gitmiş, pişmiş tavuk. Senin oğlun da böyle olunca istediğini yesin demiş. Burada riyazet, nefse hayır deme. Ay canım ne çekti? Ay canım soğuk baklava çekti. Alo, saat 11 ama soğuk baklavacı nerede var? Gönderiyor musunuz? Hanımefendi 1 kilodan aşağı gönder. Olsun, ne yapalım? Ay çok can. Biz nefsimize köle olmuşuz. Ondan nefsimiz semiriyor. Biz yemiyoruz, nefsimiz yiyor sürekli. Bir şeytan bir şeytanla karşılaşmış. Biri böyle kulaklarından kan fışkırıyor yüzünden. Öbürü zayıf, kunta kinte. Ne olan bu hal demiş. Sorma demiş ya. Besmele çeken bir adamın şeytanıyım ben demiş. Besmele çektikçe bana gıda düşmüyor demiş ya. Hep besmele çekiyor demiş. Ondan zayıfladım, aç kaldım, çaresiz kaldım demiş. Ya besmele çekmeden yediğimiz her yemeği şeytan yiyor.